Abi de canlı yan yaptım. Bir şey yapmıyorum ki abla. Altına bakın ne var sadece diye. Aha. Oha! Kaktüsü var. Kaktüs var la. Dur şunu biraz su dökeyim kaktüsü. Bayağı olmuş lan. Oha. Ya biraz dökeyim. Bundan sonra odamda çiçek de var. Aha. Fön makinesi. Aa boş. Biraz soruyor sana. Tel poşet. Şu çöpü. Bak 10 kişi geldi mi? 100 kişi geldi mi? 2 kişi mi girecek mi? 2 kişi. Ha, Cumhurbaşkanı uyku uyumayacak. Ha, Sağlık Bakanı uyku uyumayacak. Türk Devleti burada uykusuz kalacak. Ben bugün bir tane daha şehit verdim. Bu ülkede hakaret ediyorsam kimse uyumayacak. İşte böyle bizim gibi insanları böyle kışkırtıyorlar. Türk devleti burada savaş diyor. Ya. Amirim. Tamam mı? Tamam. Burada sizi bekleyeceksiniz. Bunu anlıyorsunuz için. Sağlık çalışanları hayatını tehlikeye atacak. Bizim kızlarımızın elbiselerini çıkaracak. Yatağın altında. Namusluğa bak. Ülkemiz olarak hepimizin bildiği gibi sıkıntılı bir süreçten geçmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük bir devlet. Ki diğer ülkeler gibi kendi vatandaşlarını sokağa ölüme terk etmemekle beraber yurt dışında bulunan, evet, Türkiye'nin dört bir yandan yurt dışında öğrenim gören vatandaşlarını işte çeşitli illerde yurtlara, otellere yerleştirdiler. İlimize de bu süreçte bir takım vatandaşlarımız bu yurda yerleştirildi. Ekmeğini yediği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sin kaplı söz söyleyerek hakarette bulunduğu tespit etti. Biz de Türkiye Cumhuriyeti'nin en vatansever, milliyetçi, ülkücü gençleri olarak burada demokratik hakkımız olan protesto eylemini gerçekleştirdik. Efendim gönül ister ki tabii ki hep beraber kucaklaşarak kardeşçe yaşayalım. Ama bu fütursuzca, bu ahlaksızca davranışın sebebini de çözebilmiş değiliz. Devlet sana sıcak yurtta sıcak aşını vermiş. Sağlığını, doktorunu, polisini 7/24 hizmetine vermiş. Sen hangi akla hizmetle ekmeğini yediğin bu devletin toprağına hakaret etme haddine sahip oluyorsun. Orada öğrenci kardeşlerimizin yatakları verilmiş. İç çamaşırları var orada. İç çamaşırlarını çıkarıyorsun, eşyalarını kurcalıyorsun, bir de bununla dalga geçip alay ediyorsun. Kardeşlerimiz orada size yemeklerini bırakmışlar, eşyalarını bırakmışlar, efendim, kıyafetlerini, havlularını bırakmışlar. Sen buna bir Allah razı olsun teşekkür edeceğinize bir de tutup hakaret ediyorsunuz, alay ediyorsunuz. Bir de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakaret ediyorsunuz. Biz tepkimizi gösterdik. Allah'ın izniyle Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir devlet.